Selamlar dostlar, bugün sizlerle uzun zamandır beklenen Granada başlangıç rehberini yapacağız. Kendisi bildiğiniz gibi Endülüs'ün son parçası ve yakın dönemde de zaten e, yok ediliyor. E, vakit var daha yok edilmesine, hani en azından bir 50 yıl ama e, şöyle en nihayetinde yok ediliyor Kastil ve diğer e, İspanyol krallıkları tarafından. Lakin engellenmesinin de yolu oyunda nasıl gerçekleşiyor şöyle diyeyim. Afrika'ya büyümekten geçiyor. Tunus, Morocco, Aylıklarından herhangi birini alırsanız kolay bir şekilde yok edilmezsiniz. Tlemcen genelde rival seçilir. Eğer Tlemcen sizi LA, Tunus sizi rival olarak bakıyorsa ikisinin yani karşılıklı değiş tokuş ediliyor. Üçü de siz rival seçtiyse zaten bırakın gidin hiç oynamayın bile. Şöyle mantık, Afrika'ya inmek için her zaman için birinden diğerini kullanın. Güçlü de olsanız, zayıf da olsanız illaki birini alın, diğerini vurun. Çünkü bu işin raconu böyle. Bize şansımıza Tunus geldi tam da ucu ucuna. Fas'ı almanızı pek önermiyorum. Çünkü Fas'ta büyük bir isyancı yiyecek. O yüzden hiç Fas'a elleşmeyin. Direkt buna isyan mekaniği şey yapacağız. Hmm, isyan yiyeceğiz zaten. E, Tlemcen'e de saldıracağız. Bakalım. Şimdi şöyle. Bu Ulema'nın e, eğer influence'ı biraz yüksek olursa 65'ten ve stability eğer 2'nin üzerinde olursa 2 tax ve 4 manpower alıyor kapitolünüz. Bu görevi bitirdiğiniz zaman da aşağıda yine bir güzel göreviniz var. E, development 20 olacak. Ve e, buraya bir tane nasıl diyeyim size cami miydi? Galiba cami dikilecek. O zaman da size eee mission'ı bitirdiğinizde end e kadar lokal unrest e, bu bölgeye ve en sütü yayılım hızını %50 oranında arttırıyor. Bu bayağı OP bir şey. Ondan sonra da diğer görevlere de bakalım. E, Granada'nın yani Opinion'ın 150 olmasını istiyor mu? Morocco ile size 20 e, şey kaç yıl boyunca? 20 yıl boyunca 5 moral veriyor ve e, Morocco ile el aylığınız devam ettiği zaman da e, nasıl diyeyim size güzel bir event bekliyor. Lakin asıl e, olayı da şu Rival'da seçebilirsiniz fark etmez. Yani ikisinden birini istiyor. İki durumda da e, bu görevi kazanıyorsunuz. Ya yani biz Rival'da alabiliriz, Elay'da alabiliriz. Çünkü Elay'la da çok yakın bakıyor. Royal Merich atabiliriz bunda. Hani iki Elay'lık tutup e, karşısında oyun izleyebiliriz. Kastil'i yenmeniz için ortalama 60 bin asker kesmeniz lazım ki bu e, o kadar da kolay bir şey değil. Nasıl zorluk var diye değecek olursanız e, şöyle Bizans'a Osmanlıya dayanmak neyse Granada ile ile de Castile dayanmak aynı zorluk çünkü e, Osmanlı en azından bir yerden sonra asker getirmeyi bırakıyor ve nehir geçişleri, şey deniz geçişleri tutulursa asker getiremiyor. Donanması iyi Bizans'ın. Ama şey, e, Kassil'in öyle hiçbir sorunu yok. Gayet mütevazı bir şekilde burada spamlayıp spamlayıp getiriyor. Çünkü buradaki altın madeni çok e, üstün bir altın madeni. İyi de kazandırır. E, i̇lk savaşta zaten eğer Kassil'e karşı farz edelim ki kazandınız. Almanız gereken ilk yer zaten bu e, Lamaçah kenti. Direkt Toredo'nun e, şeyi, state'i. Almanız gereken yer hemen burası. İki durum söz konusu. Afrika'yı hemen temizliyoruz. Alabildiğimiz kadar alıyoruz. Aragorn'a rival olmayı göze alamayız. Bu önemli. Aragorn'a bir şekilde elaylık yolunu açacağız. E, şu an bizimle elay olmaz. Tunus rival seçtik, şey elay seçtik çünkü. Ama e, Portekiz de bizim için rival. Yani birkaç seviye kapa çözülür. Mesela Fransa eğer Castile ilerleyen dönemlerde rival alırsa, Fransa'nın gücünü kullanıp Castile'den e, intikam alabiliriz. Ama şu anki durumda İngiltere daha büyük bir AI e, potansiyeli var bizim için. Çünkü rival olarak e, bu abi seçmiş. Bakalım. Ama Aragorn'da yani hmm, yani Aragorn'da Elay olarak alınabilir kolay değil. Belki duruma göre alınabilir. Ya mesela şu an hani oyun başı bile biraz zorlasaydık bir bakalım hatta. Ya niye zorlamıyoruz ki? Bunu ben e, rival olarak seçemiyorum ama. Seçtiğim zaman alabilirim. Seçtiğim zaman rival olarak alabilirim. Yani Cassile'ye rival alacak kadar güçlenirsem Aragorn'a el ay alıp e, hatta belki İngiliz'e Cassile'yi yiyebilirim. Tabi bunu göstermek ancak seride mümkün olur ama ben X startında yapılması gerekeni söylüyorum en azından. E, buna direkt claim atmamız lazım Spy Network'tan. E Tunus'ta da evlenelim. Buradaki devletlerin aksine fena bir kusurumuz var. Ee, biz e, korsan değiliz en nihayetinde. Raid atamıyoruz. O yüzden hani mesela bir Tunus'tan Elendurus kurmak çok kolayken, bir Morok olan çok kolayken bizim için kolay değil abi. Buradan çevirmek bu oyunu gerçekten kolay değil. İmkansız da değil. Sadece e, uğraştırır. Üçlü bir triple pact kurmaya çalıştım da. Bakalım. Buna saldırdığım anda ikisi de gelecektir. Yani no cv olarak bile girebilirim. Hiç fark etmez. Bunlar tribe girmeyecektir. Hatta no cv olarak da girebilirdim. Yani ikisi de gelecektir. Şimdi bundan geçiş de alacağım. Tunus'tan da bundan da geçiş alabilirim. Donanmamız zaten yetecek. Bekliyoruz kadehimi. Ama işte buradaki sıkıntı sus Suskent'i independence alacak ve savaşa girecek. O yüzden belki No CV War olarak açabiliriz çünkü e, bu Tlemcen'in desteği ve Castle'in desteğiyle çok rahat bir şekilde şey yapacak, girecek bu alan. Bütün e, şey diğer savaşa sokuyorum, Stability'den olacağım, yapacak bir şey yok. Penaltı yiyeceğiz ve agresiflikte alacağız. Şu an bu benim aldığım büyük kişisel bir riskti. Deniyoruz. direkt e, Faz kıyılarını asker yerleştir. Çünkü Kassil olası bir durumda kesinlikle savaş açacaktı. E, sus kenti bağımsızlığını kazanacaktı. E biz de böyle bir şey olsun istemeyiz. Buna da improve atıp bir görevimizi alalım. Ulema'dan e, taksi almak daha mantıklı. National taksi. Ama e, şey şeyde hani başka elerdikler kovanılacaksa da alınabilir. Diplomatik Reputation. Bu Sivir Annesi kesin yiyeceğiz. Ee, bunun yapacak hiçbir şey yok. Bırakalım yiyelim bir şey olmaz. Ee, buradaki isyancılar dua edelim de kralımız iyi gelsin. Haricinde yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Tlemcenin ordusu o kadar yok. Ama müttefiklerinin evet. Destek olmaları lazım bana. E, büyük bir hata yaptım ben. E, burada önce interesting'i eklemedik tavşan gibi. E, şimdi eklemezsek yani eklersek hiçbir cacık olmaz. E, bunlarla favor kaybedeceğim. Çünkü ikisi de e, buralardan toprak istiyor. Yani ama ben yine de Morocco'dan vazgeçmeyi yeğlerim. Erken dönemde bir Morocco'yu dövmek güzel oluyor. Morocco ile Aylin'dan vazgeçebilirim. Ya da Tunus'tan da vazgeçebilirim. İkisi de aynı şey. Ya da savaştan çıkmalarını bekleyebilirim. O da bir seçenek. Asker sayım oldukça az. Burayı kuşatacak kadar askerim bile yok benim. O yüzden bunların gelmesi lazım. Yani şu interesting country çok önemli. Özellikle hani hangi toprağı istediğinizi söylemeniz gerekiyor. Yoksa size orayı vermezler ki savaş sonunda alsanız bile aranız çok kötüleşir. Yani sonuçta belirtmediğin için adam da ona göre girecek belki. Bak burayı da mesela adam kendisini alacak. Bak, burayı mesela Morocco yine kendisini aldı. Burayı da kendisini aldı. Gibi gibi. Ama tek şansımız e, galiba bu arkadaş erkenden çıkacak savaşsa. Yani o arkadaş savaştan erkenden çıkarsa ona favor boşluğu olmayız. Şu an kendi kor toprağımızdayız. İsyan yemeyeceğiz. Ha bu arada e, şöyle Holy Order'ları yine kullanabilen bir ülkeyiz. Onu da unutmayın. Holy Order'lar önemli. İspanya'da. Kullanabiliyoruz yani. Şu İberya'daki kültür gruplarında olan bir şey. Holy Order'ların hepsi. Fokusu da ADM'ye çekebiliriz. Askeriye çekmeyeceğim. Zaten eğer ben Kastil'e savaşırsam kaybederim. İsterse Hani iki moral fazla mı olsun? Gene kaybederim. Dışarıya bir oturmaya çalışalım. Dahra'ya pardon. Zamana bağlı bir süreç. Genel olarak savaştan ne alacağız dersek de gösteririm. No CV girmemizin sebebini zaten söyledim. Bir tık problem ama. Bir tık problem. Evet, Misyonumuzu bitirebiliriz Morocco ile. Gerisi önemli değil. Force Smith lazım. Ve... Şöyle bir risk var. Bir an önce güçlenmemiz ve müttefik bulmamız niye önemli? Castile ya bana ya da Morocco'ya kesin saldıracak Portekiz'le. Şey gelmez, Aragon gelmez ama Iberian Veling diye de bir RNG kısmımız var. O yüzden bu savaşı hemen bitirmeye çalışıyoruz. Ticaretten ee, e, toprağı şeye bizim çocuğa verebilirim ya da e, bu çocuğu direkt Hani vasallığı da verebilirim. Yani, Tunus istemiyor belki ama e, yani bize var rep verip e, Tunus'un kaptüründe ona verdirebilirim. Hem de en azından Tunus birazcık toprak almış olur. Yani Elaylık bozdurabilirim bir de. Prestige için. Tınası iyi bir müttefik, iyi bir çocuk. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Buraya oturma sebebim e, gelip buraya kuşatmaları. Burayı da ben aldım. Bu isyancı yiyeceğimiz dünden belliydi. Taht isyancısı. Bir problem. Bir tık problem ama gelen hayır nasıl bir hayır onu da bir düşünmek lazım. 2-3-0 çok güzelsin sen ya. İşgal etsin alsın toprakları hiç umurumda bile değil. Ben hiç alakadar etmez. Son kaleyi de düşürelim. Toprak üşelemesini ben yapacağım. Ben vereceğim herkese fez'anı da atarım. Yani şöyle olacak. Kısacası nehirleri şey kıyıları ben alacağım. Zaten koalisyon riski var ama Müslüman olduğu için yok aslında. Yani Kassile falan yemezsiniz kolay kolay. Geri kalan şurayı da ben alacağım. buna Fas'a bir toprak, bir de Morokko'ya da bir toprak verip şey Tunus'a bir toprak, bir de Fas'a bir toprak verdiğim zaman Teflattan bana ne? E, şu toprağı da oraya verebilirim belki. Ama bir toprak verebileceğim yani en nihayetine. Kusura bakmasın. Ya da fazla tamamen araları e, atacağız yani. Bağları keseceğiz. Problem değil. Şu istence mecburen kabul edeceğim. Zaten e, şu anki hair'imde e, o kadar iyi bir hair değil. Hiç iyi bir hair değil. Savaşın artık bitmesi lazım. Evet emaneti olan kapitol düştü. Fezzan'ı gönderebilirim. Fezzan benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Hatta aksine para kazancı diyelim. Bir tek ele kaldı. Onu da alsın. %88'lik bir anlaşma alacağız. Direkt buraya gidip savaşı bitirebilirim. ya yani Komutanın bile yok. O kadar kötü durumdayız yani. Siz düşünün. Bunu direkt savaştan atacağım. Hiçbir çıkarım yok. Ya da atmasam da olur. Hiç askeri kalmadı. Ee, şurayı yine Morokko'ya verip genel anlaşmada çıkarabilirim. Ya bu adamın isyancısını kabul edeceğiz. Şansımız yok. Önce bir işgal i̇syancı ordusuyla hani şuraya yürüyüp şey yapabilirim. Hani kestirebilirim. Ama gelen kural daha iyi ama kastil savaşı da geliyor. O yüzden e, bu savaşta hemen şunu bir yollayalım. Onu bekleyemez yani kelle koltukta. O yüzden hemen e, göndereceğim. Morakka ile 15 tur kaybedeceğiz. Sırası e, 11 kaybedecekmişiz. Tamam şöyle bir anlaşmaya hepimiz okeyiz galiba. Güzel. Gayet makul bir anlaşma. Kendi topraklarımızı büyüttük. Tabi isyanlar e, olacak. E, şöyle ekonomiyi eğer düzeltemezsek çok büyük bir problem. Burada ya çıkarılacak... Burada ya çıkarılacak ya da buradaki isyancı bizi kesecek. İkisi de e, iki ucu kötü yere çıkıyor. Algerian çıkartılabilir buradan. E, topraklar ona verilebilir. Bir vassal devleti kurulabilir. E, ben niyese korladım yani. Puan israfına gittim şu an. niyese bir an böyle panik yaptım herhalde. E, burada hani bir vassal devleti çıkarmak çok mantıklı. Çıkarttığınız takdirde en azından bir nebze olsun rahatlıyorsunuz. İsyan konusunda ki kültür gruplarına bakacak olursak da neredesin? Yani biz şey biz aslında berber kültürünün o kadar yabancı değiliz tabi de ya yani benimsemiş kültür de buranın hani kendi kültür şeyi hani isyan edecek devletçiyi. Mesela burada Tlemcen diyecek. Burada Algeryan. En azından Algeryan bir vasal çıkartırsak yani çoğu yere recon kesimiz olur. En azından iki topraktan sorumlu oluruz. Burada bir vassal devleti kurulabilir. Hatta kurabiliriz de yani bilmiyorum. O sizin onun işinize kalmış. Ben ilk açılışını yapıp göstermek istedim. Yani vassal devleti kurulabilir. Bu iki toprağı da hani belki idame ettirebilirdik. Bundan sonrası için az bir şey bile güçlendikten sonra hemen etraftaki elay arayışlarına gidiş yapacağız. El kurmak bu ülkeyle imkansıza e, hani imkansız değil ama zor. Bu toprakları aldığınız zaman üç büyükle de, de savaşmanız lazım. Portekiz, Kastil ve e, şey Aragorn. Bundan sonra yapılacak hamle belli. E, buradaki ufak devletler yenilecek, isyanlar bastırılacak, ekonomi, teknoloji düzeltilecek ve Osmanlı'dan eskaza belki din koruyuculuğu gelirse güvendeyiz, değilse gelmezse çok kötü naneyi yedik. Ama hani Tunus'a el alan belki beni de el alıp deyip opinion'da gönderebiliriz. Şansımız o kadar iyi değildir bizim. Yani belki hani din koruculuğunu alırsa Defender of Fate'i genelde Osmanlı 50 yıl sonra falan alıyor. Defender of Fate'i aldıktan sonra bir tık şansımız var ama 50 yıla da hani kendimizi yaşatmamız o kadar kolay değil yani bundan sonrası için hani Tilamseni e, ve etrafındaki ufak devletleri yiyip e, bir şekilde arkanızı yaslamanız lazım duvara. Yani Moroko ve e, Tunus ikisi de e, şey savaşına, Kasil savaşına kesin gelecek devletler. Ama kurtarmayabilir. Onu demek istiyorum. <laughs> kurtarmayabilir. Direkt savaşta açabilir bize. Şu isyancı kesilecek ve hani dediğim gibi Afrika'daki topraklar şey olacak. Bu isyancı kabul edilecek bu arada. Afrika'daki toprakları genişletip e, ondan sonra bir development basma minor ülkelerin hani ufak devletlerin oynandığı oyun oynanacak. Development basılacak. Uygun anda da bir şekilde bu kalsiz zorlu bir savaşa girdiği vakit savaşılacak. Ama e, SAS'daki hani o isyan e, hala daha devam ediyor. Muhtemelen e, bu Morocco defansif bir savaşa girecek ve o savaşta biz de kaynayabiliriz. Ya da Morocco'yu satmam gerekebilir. Ayrıca satarsam da daha iyi olabilir. Tunus ile beraber belki hani Morakko üzerine de bir sefere girişebiliriz. Ama hani Morakko ile Tunus da elay olsaydı durumun rengi değişirdi. Genel olarak zor. Çok zor. İlk startını böyle yaptığınız takdirde bile zor. Ama imkansız da değil. Bir ara serisini çekip oynarız. Ama yakın zamanda böyle bir planım yok. Öyle diyeyim. Yani ilk başlangıcı böyle. Devamı da daha enteresan bir ülkedir. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki serimizde alakalı da bir konuşacağız sizinle. Şu oyrat serimiz bir bitsin. Sonrasında bir konuşacağız. Yine sizden gelen bir şekilde kolenici bir devlet istediniz. Koleniçi devlet oynayacağız. Muhtemelen kastil. Kendinize iyi bakın.